Online konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta anterior servikal haftamız. Bugün anatomisini, perşembe günü de cerrahisini konuşacağız. Böylelikle çok güzel pekişeceğini düşünüyoruz. Çok değerli konumuza geçmeden önce ekibimizi tanıtayım. Bugünkü konferansın moderatörlüğünü ben yapacağım. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde asistan doktorum. İsmim Tahsin Atmaca. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu'nun inisiyatifiyle başlatılmış ve tüm asistanlarımızın katkısıyla devam etmektedir. Katılımın her geçen gün arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün kliniğimiz asistanlarından Selin Bozda Zoom platformu hostluğunu yapacak. Hazır mısın Selin abla? Hazırım Tahsin. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonlarınızın kapalı durumda olmasını, sorularınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak sormanızı rica ediyorum. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocanın konuşmasının bitiminde yazdığınız sorularını ve görüşleri tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımızda olmadığını vurgulamak istiyorum. Lütfen kendiniz mikrofonu açarak direkt konuşmayın. Moderatör olarak ben anlatılan konuyla ilgili olan soru, katkı ve yorumlarınızı belli bir düzen içine aktaracağım. Toplantının hostu açık mikrofonları kapatacaktır. Bu konferansımızın cerrahi anatomi ile ilgili olduğunu, cerrahi ile ilgili soruların Perşembe yani 29 Ekim günü Profesör Doktor Ali Fahir Özer'in vereceği anterior servikal disektomi konferansında sorulabileceğini hatırlatırım. Bugün değerli konuğumuz Operatör Doktor Aydoğan Tekin hocamız burada sunumunu yapacak. Bugün Aydoğan hocamız bizlere anterior servikal cerrahi anatomisi ile ilgili bir konferans verecek. Aydoğan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Aydoğan abi, öncelikle Aydoğan abiden biraz bahsetmek istiyorum. Aydoğan Tekin, kliniğimizin en yeni uzmanı diyebilirim. Aydoğan abi ilk öğretim ve orta öğretimini Konya'da tamamladı. 2012 yılında Konya Meram Üniversitesi'nden mezun oldu. Sonrasında 2012 ile 2015 yılları arasında Sivas Divriği Devlet Hastanesi'nde zorunlu hizmetini yaptı. 2020 yılında, yani geçtiğimiz aylarda bu uzmanlık eğitimini tamamladı. Onun haricinde şu an konuşmasını yapacak. Konuşmacımızın konuşması... Tamam, başlayabiliriz. Buyurun hocam. Tahsin, sağ olasın. Sağ olasın. Ekran paylaşımını açabilir miyiz acaba? Açtım. Tamam. Şu an sıkıntı var mı acaba? Görünüyor mu sunumu? Görünüyor. Tamam. Gayet iyi görünüyor. Tamam. Merhabalar tekrar. Tahsin Bey beni takdim etti. Ben çok kısaca hani Doktor Aydoğan Tekin. İki ay önce bu klinikten uzman oldum. Bu izleyici sayısı gittikçe artan bu online toplantı serisinde ben de sunum yaptığım için oldukça mutluyum. Bugün size servikal anterior girişim ne anlatacağım. Servikal anterior girişimin anatomik yapılarını, anatomik anlatımına geçmeden önce bir tanım ve endikasyonu ile alakalı iki slide hazırladım, çok kısa. Tanımına gelecek olursak, servikal anterior girişim C2-T1 vertebra cisminin görülebileceği ve bunlara müdahale edilebilecek oldukça yaygın kullanımı olan cerrahi girişim yöntemidir. Bu illüstrasyonda özellikle transvers bir kesiyle insizyonu göstermiş. Ayrıca bu ayrıntısına gireceğim. Burada hiçbir ayrıntı anlatmayacağım ama
yani giriş yolunu kabaca göstermiş bir illüstrasyon var burada. Endikasyonlarında endikasyonların içinde en sık kullanım alanı servikal disk hernisidir. Radikülopati ve miyelopati açısından, yani buna bağlı radikülopati ve miyelopati nedeniyle servikal disk hernisinde yapılır en çok. Özellikle servikal cisimde olan tümör enfeksiyonunda da sıkça kullanılır. Ayrıca odontoid fraktürde de servikal anterior girişimin yeri vardır, kullanılır. Odontoid vidalamada. Asıl anatomi anlatmaya buradan sonra başlayacağım. Anlatım planında öncelikle ilgili fasyalara anlatmak istedim. Yani sonrasında cilt, yani yüzeyden derine doğru ameliyatta gördüğümüz sırayla yapıları anlatacağım, ama öncesinde bir fasyalara değinmekte fayda var. Onun için fasyalarla başlayayım. Servikal bölgede iki fasyamız vardır özetle. Yüzeyel fasya ve derin fasya. Derin fasyanın da üç katmanı vardır. Süperfisiyel fasya, yani yüzeyel katmanı. Retrakeal fasya, orta katman. Prevertebral fasya, derin katman. Burada şekil üzerinden anlatmam biraz daha uygun olacak muhtemelen. Burada süperfisiyel fasyayı göremiyoruz. Onu göstermemiş şekil. Birçok kaynak süperfisiyel fasyayı aslında tam anlamıyla kabul etmiyor. Ondan da bahsedeceğim. Burada cilt, pembenin cilt olduğunu düşünürsek, cildin hemen altındakinin süperfisiyel fasya diyebiliriz, siyah gösterilen yere. Burada platismayı görüyoruz. Platismanın önündedir süperfisiyel fasya. Yani süperfisiyel fasyada subkutanöz kutanöz sinirler ve damarlar mevcuttur. Birçok yazar bunu tam anlamıyla gerçek bir fasya olarak değerlendirmiyor. Bir adipoz doku olarak değerlendiriyor. Ben yine de belirttim burada. Ondan sonrasında ilk karşılaşacağımız fasya platismanın altında. Burada yeşille gösterilen, tüm boyunu saran, tasma gibi tüm boyunu saran investing, yani sarın fasya, süperfisiyel fasyadır. Yani derin servikal fasyanın superior katmanı, yüzeyel katmanıdır bu. Ön lateralde SKM'nin iki tarafında geçecek şekilde, SKM'yi içine alacak şekilde ikiye ayrılır. Onun dışında devam eder, yine ikiye ayrılıyor. Ve trapezius etrafında dönecek şekilde yine ikiye ayrılır. Bundan sonrasında derin fasyanın orta katmanı olan pretrakeal fasya var. Morla gösterilmiş. Burada sadece ortada gibi gösteriliyor, ama başlangıcı karotis kılıfı bu. Karotis kılıfının lateralinde, SKM'nin medialinde başlar. Buradan karotis kılıfının karotis kılıfının anterior kılıfını oluşturacak şekilde devam eder ve orta hat yapıları, tiroid gland, trakea, özofagus etrafında ayrılacak şekilde ikiye ayrılır ve sonra simetrik bir şekilde karşılığa devam eder. Derin fasyanın derin katmanı, prevertebral fasya ise burada turuncuyla gösteriliyor. Burada şöyle. Prevertebral fasya da bizim ameliyatımız açısından vertebra cisminin hemen önünde bulunur. Özellikle orta hatta vertebra cisminin hemen önünde sadece prevertebral fasya vardır. Yanlara doğru burada longus collicasını görüyoruz. Longus collicası var. İki tarafta longus collicasının da üzerindedir. Ayrıca longus collicasının üzerinde, lateralinde, bu civarda, transvers proses hizasında sempatik zincir vardır prevertebral fasyanın üzerinde. Bundan da bahsetmekte fayda var. Fasyaları geçtikten sonra artık anatomik olarak ameliyatta gördüğümüz sırayla anlatabiliriz. Öncelikle tabii ilk gördüğümüz yapı cilt. Ciltin direngi noktaları var. Özellikle seviye tespiti için. Yani önemlidir. Burada söyleyebileceğimiz noktalar mandibula köşesi, C2-3'e denk gelir. Hyoid kemik var burada. Hyoid kemik C3, bazen C3-4 deniyor. C3-4 diyelim.
Burada Adem elması dediğimiz tiroid kartilajın sivri kısmı. C4 de bulunur. Krikoid kıkırdakta hemen altındaki krikoid kıkırdakta C6 diyebiliriz. Yani C5-6 da bir girişim yapmak istiyorsak C5-6 seviyesine krikoid kıkırdan biraz üstü ne girebiliriz veya C4-5'e girmek istiyoruz diyelim. Yine tiroid kıkırdan 6 veya tam tiroid kıkırdak hizasından giriş yapılabilir. Ayrıca insizyon, ciltte insizyondan da bahsetmekte fayda var. İnsizyon genelde transvers tercih edilir. Özellikle estetik açıdan daha uygun olduğu için boyundaki katlantılara göre estetik açıdan sonradan neredeyse kaybolması nedeniyle görüntünün. Burada genelde tek seviye diskektomide medial SKM medialinin, bu hastada çok belirgin görünüyor tabii, gözle bile görünüyor. SKM medialinden başlayarak cilt kıvrımına göre orta hatta doğru 3 cm'lik bir insizyonla genelde bir seviyelik diskektomi yapılabilir şeklinde yorumlanıyor. Tabii bu insizyonun maksimum sınırlarını da bilmekte fayda var. Maksimum transvers açabileceğimiz sınır SKM kasının lateralinden, yani lateral maksimum sınırımız SKM'nin laterali, medialdeki maksimum sınırımız orta hattır. Bundan daha fazla ilerlenmez. Ayrıca yani bu transvers kesitte geniş bir görüş alanı olduğundan bahsediyor yazarlar. 3 intervertebral disk seviyesinin 2 de vertebra cisminin transvers kesiyle görülebildiği söyleniyor. Ama olur da 3 veya daha fazla korpektomi yapılacaksa, 3 veya daha fazla seviye korpektomi yapılacaksa oblik insizyon tercih edilmeli. Oblik insizyon da burada SCM'yi görüyoruz. SCM'nin medial sınırı tespit edilir. SCM'nin medial sınırında paralel ilerleyecek şekilde uygun seviyeden insizyon. İnsizyon sonrası ilk karşılaştığımız yapı platisma. Cildin hemen altında ve hani burada süperfisiyel fasyanın diyelim, servikal süperfisiyel fasyanın hemen altında platisma görülür. Platisma burada, önce burayı göstereyim. Burada lifleri, burada da görüldüğü gibi vertikal düzlemde uzanır. Genelde buradan bu aşamada vertikal liflerin arasından vertikal bir şekilde hani ayrılması veya transvers şekilde kesilmesi önerilir. Burada mesela kadavra çalışmasında platismanın kesmeye transvers bir şekilde, kesmeye hazır bir şekilde ortaya konduğunu görüyoruz. Tabii önce oryantasyon açısından burası mandibula, klavikula yani kranyal kaudal. Burada platismanın kesmeye hazır bir şekilde gösterildiğini görüyoruz. Şimdi bundan sonra platisma sırasında... Şu şey vardı ya, telefonu oturttuğumuz... Herhalde ses açık kaldı. Bu platismadan da sonra artık diseksiyon aşamasına geldik diyebiliriz. Ben anatomik olarak, yani anlatım açısından kolay olması açısından ikiye böldüm. Yüzeyel diseksiyon ve derin diseksiyon olarak. Yüzeyel diseksiyonun başlangıcı platismanın kesilmesiyle başladı. Platisma kesildiğinde önümüze çıkan fasya, investing fasya dediğimiz boyunun derin fasyasının süperfisiyel kısmı, yani yüzeyel katmanıdır. Bunun altından SCM palpe edilebilir, yani SKM palpe edilebilir. SKM'nin medial sınırı tespit edilir. Bu da genelde palpasyonla. Medial sınırından insizyon yapılır. Yani bu insize ettiğimiz fasya burada süperfisiyel fasya. Derin fasyanın süperfisiyel katmanı. Bu insizyondan sonra SKM laterale doğru ekarte edilebilir hale gelir. SKM'yi laterale ekarte ettiğimizde ayrıca orta hatta da strep kasları, yani sternohyoid ve tirohyoid ve bunun altındaki trakea özefagus da bir miktar medyale doğru retrakte edilebilir hale gelir. Sadece yüzeyel fasyanın kesilmesiyle, yüzeyel katmanın kesilmesiyle. Sonrasında iki aşama,
artık karates kılıfını tespit etmek. İnspeksiyonda her zaman sadece inspeksiyon yeterli olmuyor. Palpasyon da önemli pulsasyon açısından. Karates kılıfının medial sınırını tespit ettikten sonra buradan insizyon yapılır. Bu insizyon öncesi tabii orta hat yapılarına zarar vermeme açısından özellikle dikkat edilmeli. Burada insize ettiğimiz katman pre-trakeal fasya, yani derin servikal fasyanın orta katmanıdır. Buradan sonra retraksiyonumuz belirgin rahatlar. Lateralde SKM'yi ve karates kılıfını alacak şekilde, medialde de strep kasları, trakeoözofagus gibi orta hat yapılarını alabilecek şekilde retrakte ederiz. Yüzeyel diseksiyonu bu kadar yaptım. Şimdi bu aşamada birkaç kadavra resmi gördükten sonra karşılaşabileceğimiz dokulardan bahsedeceğim. Sonra derin diseksiyona geçeceğim. Burada kadavrada, az önce gösterdiğimiz kadavrada platisma, transvers kesimi hazırdı hatırlıyorsanız. Transvers kesilmiş, altında hiç ellenmemiş, altında stenyohyoid kası görünüyor. Strep kası dediğimiz, yani hemen altında trakeal özofagus var. Omohyoid görünüyor. Ayrıca burada SKM kası görünüyor. Burada bir ven var. Bu nadir bir venmiş bu hastaya özel herhalde. Communication ven diye, internal jugular ve external jugular ven arasında seyreden, nadiren görülen bir ven. Burada biraz kaba bir diseksiyon yapılmış. Herhangi bir kesi uygulanmadan sternohyoid strep kası medyale çekilmiş. Biraz da kaba diseksiyonla. Burada bir oluk yapılmış SKM ve sternohyoid arasında. Süperfisiyel fasyayı açmış olmuşlar. Şimdi bu diseksiyonda karşılaşabileceğimiz yapılardan omohyoid. Özellikle bu diseksiyon sırasında C5-6, C6-7 hizasında alt servikalde karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Karşılaşırız. Bu kası görüyorsak şunu diyebiliriz. Derin servikal fasyanın orta bölümünde olduğumuzu, yani pretrakeal fasya aşamasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ameliyatta daha derin diseksiyon yapabilmemiz için, retraksiyonu daha efektif yapabilmek için bu kası kesmemiz önerilir. Biz üst karnını görüyoruz. Üst karnını kesmek öneriliyor. Ayrıca bazı yazarlar bunun platisma gibi kapatırken tekrar dikilmesi, dikildikten sonra fonksiyonunu koruyabileceğinden bahsediyor. Burada bir illüstrasyon, canlı hastada omohyoid kasını alttan ve üstten sınırını tespit etmişler disektörle ve sonrasında kesmişler. Biz genelde yine aynı şekilde tespit ediyoruz ama direkt kesme yerine iki taraftan iple bağlayıp sonrasında kesiyoruz. Ayrıca tabii bu yapılardan bahsederken bahsetmeden geçemeyeceğim karates kılıfı var. Karates kılıfı özellikle süperfisiyel SKM, şurası SKM kası. SKM'yi geçtikten sonra, buradan süperfisiyel fasyayı açtıktan sonra laterale ekart ettiğimizde göreceğimiz ve palpe edebileceğimiz yapıdır lateralde. Karates kılıfının içinde medialde bize yakın tarafında, medialde karotis arteri, lateral ve önde internal jugular ven, orta arkada vagus ve siniri bulunur. Tiroid arter de sıkça karşılaşılan arterlerden. Superior ve tiroidi var. Superior ve inferior tiroid arter var. Superior tiroid arter eksternal karotisten çıkar. Bizim için önemli kısmı C3-4 hizasında karşı, yani hiyoid kemiğin biraz altından C3-4 hizasında karşıya geçer. Daha doğrusu orta hattan geçer. Bizim yaklaşımımızda önemli olan kısım o. İnferior tiroid arter de subklavyen arterin bir dalı olan tiroid servikal trunktan çıkar. O da C6-7 hizasında orta hatta geçer. Bu ikisi önemli. Ameliyatta karşılaşabiliyoruz. Bununla karşılaşmamız aslında yine pretrakeal fasya aşamasında olduğumuzu gösteren bir bulgu. Çünkü karates kılıfından çıktıktan sonra pretrakeal fasyanın içinden geçer bu iki arterde.
Ayrıca bu arterler çalışmamıza izin vermiyorsa ikisi de superior'da, inferior'da bağlanıp kesilebilir. Bunu söyleyen bolca kaynak var. Bazı yazarlar lastikle bunu identifiye ettikten sonra lastikle hafif retraksiyonla çekip koruduğundan bahsediyor. Ayrıca bu resmin bir güzelliği rekürren siniri, rekürren laringel siniri de bu resimden anlatacağım. Bu tabii en önemli yapılardan, bu servikal anterior girişimde komplikasyon anlamında en önemli yapılardan. Rekürren laringel sinirin zedelenmesinde, unilateral zedelenmesinde özellikle ses kısıtlığı, bazen dispne gibi şikayetler gelişebiliyor. Sağ ve sol oldukça farklı seyrediyor. Sağ ve sol rekürren laringel sinir. İsmini de bu arada vagus aşağı doğru giderken çıktıktan sonra aşağı gidip tekrar yukarı, yani geldiği yola tekrar dönmesi, rekürren bir yol göstermesi nedeniyle rekürren şeyini almış. Sağ tarafta bu resimde de görülüyor. Daha yukarıdan dönüyor gördüğünüz kadarıyla. Subklavyen arterin altından geçer. C6-7 hizasında orta hatta gider. Bizim için önemli olan kısım C6-7. C6-7 hizasında orta hatta geçer ve buradan yukarı doğru seyreder. Ayrıca sol tarafta da arkus aortanın altından geçer. Daha aşağıdan ayrılır. Ve orta hatta fark ettiyseniz sadece geçiş yerinin yüksekliği değil, ayrıca daha medyalde daha korunaklı yerdedir. Sol taraftaki rekürren laringel sinir. Rekürren laringel sinir yaralanmasından kaçınmak için yapabileceğimiz şey açıkçası sol taraftan girişindir. Sol taraftan girişinde birkaç faktörü var bu işin. Yani birincisi az önce bahsettik, yüksek çıkış. C6-7'de orta hatta geçişi. İkincisi sol tarafta trakeozofageal olup da biraz daha güven altındadır. Sağ rekürren arter. Ama sol daha anterolateral yerleşimli. Gerilmeye, hasara daha açıktır. Ayrıca üçüncü faktör. Otopsi çalışmalarında sağ tarafta otopsi çalışmalarında daha fazla anatomik varyans olduğu gösterilmiş. Bunun için biraz daha kaotik, yani neyle karşılaşacağımız belki belli olmayacak bir yer. Özellikle en korkulan varyasyonu da rekürren olmayan çıkışı, direkt hiç subklavyenin altından çıkmadan direkt hedefine gitmesi şeklinde en tehlikeli varyasyonu var. Burada daha basit, az önceki resmin daha basit hali. Sağ vagustan çıkan sağ rekürren sinirin daha yukarıdan çıktığını, subklavyenin altından geçtiğini, sol tarafta da daha aşağıdan çıktığını, arcus aortanın altından geçtiğini gösteriyor. Şimdi rekürren laringel siniri koruma yöntemleri içinde. Öncelikle en çok önerilen retraksiyon. Retraksiyon da buna az sonra geçeceğim derin diseksiyonda ama şimdiden de bahsetmekte, tekrarlamakta zarar yok. Longus colli kasları bunlar kenarda. Vertebra cismi ortada. Longus colli kaslarını içine alacak şekilde retraksiyon. Bunun önemini çok vurguluyorlar. Sadece rekürren laringel siniri değil, orta hat yapılarını, karites kılıfını, tüm yapıları koruyan bir yöntem olduğundan bahsediyorlar. Ayrıca şiddetli retraksiyondan kaçınmak, arada bir gevşetme yapmak öneriliyor. Şimdi rekürren laringel sinirin yaralanması daha çok belki akla direkt kesilmesi veya koterize edilmesi şeklinde oluyor gibi akla gelebilir ama en çok yaralanma gerilmeyle oluyor. Yani daha çok güç fazla retrakte edilmesi veya hiç gevşetme yapılmadan retrakte edilmesinden dolayı yaralanıyor en sık. Ayrıca az önce bahsettiğim soldan girişim önerilir. Rekürren laringel sinirin yaralanmaması için. Ayrıca bu birazdan şüpheli, yani çok ciddi kaynak bulamadım ama omeyoidin alt yarısının kesilmemesini söyleyen kaynaklar var. Alt yarısını kesmezsek rekürren laringel sinirin korunması açısından daha işe yarayabileceğini söyleyen kaynaklar var. Ayrıca bir de buraya eklememişim. Inferior tiroid arterin
inferior tiroid arteri görüyorsak genelde reküler laringeal sinirle beraber seyrettiği için sağ taraftan bahsediyorum. Sağ tarafta reküler laringeal sinirle basit beraber seyrettiği için bu tiroid, inferior tiroid arteri bir nirengi noktası olarak kabul edilmesi, reküler sinirin yakında olabileceğini tahmin edilmesi gerekmekte. Ayrıca torasik takt, torasik taktla da bir miktar ilişkimiz var. Burada özellikle alt seviyede C7-T1 girişiminde sol taraftan girişim yapmamız biraz tehlikeli. Torasik taktı zedeleme ihtimalimiz var. Bunun da nedeni C7-T1 seviyesinden geçer ve bu seviyede subklavyen arter etrafından dönüp subklavyen vene giriş yapar. Eğer ki sol C7-T1 yaklaşımı tercih edilirse buranın yaralanma ihtimali olduğunu bilmeliyiz. Yani genel anlamda reküren laringeal sinir için sol öneriliyor ama C7-T1'de sol kullanmayın deniyor. Böyle özetleyebilirim. Ayrıca sonrasında derin diseksiyona geçelim. Derin diseksiyonda en son üveyal diseksiyonda pretrakeal fasciyi kesip laterale karotis kılıfını ve SKM'yi ayırmıştık. Medyale de orta at yapılarını ve strep kaslarını ayırmıştık. Bu şekilde baktıktan sonra göreceğimiz yapı direkt gözle görebileceğimiz ortada ALL, yani güzel bir retraksiyon sonrası ortada ALL'nin beyaz parlak kısmı yukarıdan aşağı seyreden ve yanlarda longus coli kaslarını prevertebral fasya altında bir miktar hani parlamasıyla görebiliriz. Burada belki de derin diseksiyonun belki en önemli aşaması diyebiliriz. Orta hat tespiti. Orta hat tespitini doğru yaptıktan sonra genelde çok bir sıkıntı olmuyor komplikasyon anlamında. Orta hat tespiti genelde bu az önce söylediğim gibi iki taraflı longus coli görmekle, ALL'nin ortada parlaklığını görmekle, bazen disk aralıkları bile görünebiliyor bazı hastalarda. Disk aralıklarını görmekle anlaşılır. Sonrasında prevertebral fasyanın tam orta hattan insizyonu var. İlgili bölüm insize edilir. Sonrasında bilateral longus coli kasları sıyrılır subperiostal bir şekilde. Ve az önce iki slaytlardan birinde bahsetmiştim. Clovert retraktörünü longus coli kaslarının altına gelecek şekilde, yani onları içine alacak şekilde koymak önemli. Birçok kaynak belirtiyor. Sonrasında da zaten hani diseksiyon bitiyor. Artık yapmak istediğimiz işlemi diskektomi, korpektomi, ona geçiyoruz. Birkaç yine az önce yüzeyel diseksiyonda gösterdiğim kadaver sellerinden daha derinleşmiş hallerini görüyoruz. Burada şimdi pretrakeal fasciyi de kesmişler. Şu an önümüzde prevertebral fasciye var. Hiç açılmamış. Longus coli kasları görünüyor. Şurada yani şuradan aşağıdan yukarıya uzanıyor. Burada da buradan yukarıdan aşağıya uzanıyor. Aşağıdan yukarıya uzanıyor. Ortada vertebral cisimler var. Bu hastada intervertebral diskler bile görünüyor şöyle. Daha prevertebral fasya açılmamış. Tam orta hattan açılacak. Tam orta hattan açılıyor. Burada iki intervertebral disk burada. Tam vertebranın orta cisminin ortasından açmışlar. Sonrasında sıyırıp sonrasında longus collileri kenara retrakte edip retraktörü altına soktuktan sonra vertebra cisimlerinin ortasına gelecek şekilde bu Kaspar ekartörünün vidası takılmış ve Kaspar ekartörü konmuş bir şekilde görüyoruz şu an. Burada Kaspar ekartörü konmuş, bir miktar distrakte edilmiş mesafe. Burada disk aralığının yani ALL insize edilmiş ve disk aralığına girilmiş. Burada disk aralığından birkaç küçük parça çıkarılmış bir şekilde gösterilmiş. Burada da birkaç küçük parçadan sonra anteriyordaki osteofitlerin temizlenmesi sonrası alanın genişledi, yani alanın daha geniş görülebilmesini görüyoruz. Osteofitler temizlenmiş. Burada solda gördüğümüz özellikle diskin
disk kalıntılarının ve end platoların temizlendikten sonraki hali bu. Burada da bunlardan da sonra total dekompresyon için PLL'nin de açılıp duranın öne konulduğu şekli resmi görüyoruz. Sonrasında ya mesafeye interbody cage kafes konulabilir veya işte plaklı kafes kullanılabilir. İkisinin de örneğini koymuşlar. Şimdi bu diseksiyonda, derin diseksiyonda önümüze çıkan yapılardan bahsedeceğim. Longus coli kası önemli tabii, yani ilk uğraştığımız kaslardan bu diseksiyonda. Atlas T3 arasında uzanıyor. Vertebra anterior cisminin ön yüzüne yapışıktır. Prevertebral fasyanın hemen altında seyreder. Az önce söylemiştim ama tekrarında zarar olmaz. İki kenara disektörle subperiostal sıyrılır. Sadece disektörle kanama olabiliyor. Bipolar yardımı da önerilir. Onun dışında yine retraksiyon için bu longus coli kaslarının medialini, yani bunları içine alacak şekilde retrakte etmeniz gerekiyor. Ayrıca longus capitis kasından da bahsedeceğim. Bundan bahsetme nedenim sempatik zincirle olan ilişkisi. Sempatik zincir de bu servikal anterior gelişimin bilinen komplikasyonlarından birini taşımakta. Az sonra geleceğim onu. Bu kas, longus capitis kası, C3-4-5-6 transvers projeslerinden oksipital kemiğe uzanan, foramen magnumun önünde olacak şekilde sonlanan kas grubudur. Longus coli'nin ortadan laterale kadar longus coli'nin üzerini kapatır. Sempatik zincire geldiğimizde, servikal sempatik zincire geldiğimizde, servikal sempatik zincir 3 ayrı ganglion'dan oluşur. Superior servikal ganglion, orta servikal ganglion ve stellate ganglion. Özellikle superior servikal ganglion C2-3 seviyesinde uzanır. Longus capitis'in ventral yüzünde bulunur. Orta servikal ganglion bizim için belki de en önemlisi. Yaralanması en çok bu seviyede bahsediliyor. En küçük gangliondur. Yine longus capitis ventral yüzünde longus coli'nin üstünde olacak şekilde, ama direkt üstünde değil, prevertebral fasya var arasında, olacak şekilde konumlanır. Altta da stellate ganglion, C7 transvers proses ve ilk costa arasında ilk costa'nın başı arasında yerleşir. Özellikle servikal sempatik zincirin yaralanması, bu da en çok C6 seviyesinde görebiliyoruz. Yaralanması durumunda Horner sendromu görülebilir. Horner sendromu etkilenen tarafta pitozis, miyozis, enoftalmus ve anhidrozisle, yani terleme olmaması tek taraflı, ipsilatera. Bununla tariflenir. Daha nadirdir. Rekören sinir yaralanması %2 iken bu genelde 1/1 civarında kabul ediliyor. İlk opera olan servikal anteriorlarda, ilk operasyon olan. Bu yapının zedelenme ihtimali C6 düzeyinde fazla lateralde çalışmak veya longus coli'yi kapsamadan ekartörü direkt koymak, longus coli'nin üzerinden sıyırıp bunu germe şekilde hasar vermesidir. Vertebral arter, bu da derin diseksiyonun bahsetmeden geçilemeyecek yapılarında. Vertebral arter C6 seviyesinde vertebral foramine girer ve buradan sonra yükselir. Bu yaralanması mortaliteyle yakın ilişkili tabii. Yaralanması durumu genelde orta hafta tespit edemeyip prevertebral fasyanın insizyonunda veya daha çok longus coli'nin yana sıyrılmasında, elin kaymasıyla fazla laterale veya fazla derine gidilmesinde karşılaşabilecek bir durum. Burada özellikle sağ tarafta unkovertebral, yani bu sağdaki şekil de çok önemli. Vertebral arter, şu kırmızıyla gösterilen vertebral arter, sinir kökü ve unkovertebral eklemin bağlantısını, komşuluğundan bahsetmiş. Burada şöyle diyebiliriz aslında, disk aralığının içine girdiysek ortadan,
aslında güvende sayılırız. Özellikle disk aralığının içinde 15'lik bir sürüyü batırdığımızda, özellikle aşağıdan kaudal tarafından gidersek, kenara doğru gittiğimizde unkovertebral ekleme çarparız. Yani bu vertebral artere devam edemeyiz. Bir nevi koruma gibi. Burada özellikle öğrenim hedeflerinde de bir soru var. Fazla laterale gidildiğinde önümüze ilk arter mi çıkar, sinir mi çıkar diye. Buradan bu şekilde de gösterebiliriz. Önce vertebral arter çıkar, sonra sinir kökü çıkar. Posterior longitudinal ligama. Bu da disk eklemi sonrası gördüğümüz yapıdır, ligamandır. PLL iki usinat proses arasında servikal spinal kanalın tabanını oluşturan ligamandır. Disk mesafesinin dikkatlice boşaldığı vakaların birçoğunda cerrah PLL'yi de açıp altında disk var mı veya bir bası var mı şeklinde bir kontrol eder total dekompresyon açısından. Ayrıca öğrenim hedeflerinde yine diski çıkardık. Gördüğünüz yapı PLL mi duramak şeklinde bir soru var. Bunun cevabının mikroskopla iyice yaklaştırılıp liflerine bakılması olacağını söyleyebilirim. İyice yakınlaştırdığında vertikal seyreden lifleri görebiliriz. Ayrıca palpasyon belki kullanılabilir. Mikro hook veya mikro disektörle palpasyonla biraz daha sert doku görülüyor. Sert sıkı. Şimdi genel anlamda diseksiyonda anlatacağım konular bitti sayılır. Şimdi birkaç bu illüstrasyonda genelini tekrarlayacağım. Sonrasında birkaç kadavra görüntüsü, sonra da öğrenim hedeflerinden birkaçını tunuma ekleyemedim. Onlarla alakalı birkaç slide'ım var. Onlardan bahsedip bitireceğim sunumumu. Burada bizim girişimimizi gösteren bir illüstrasyon. Burada özellikle biz yüzeyden gelecek olursak, cilt diyelim, pembe yapıya cilt dersek, altında sarı adipoz bir doku var. Bunu süperfisiyel servikal fasya diyebiliriz. Hemen altında platysmayı görüyoruz. Boynunda bayağı kapsıyor boynu. Platysma görüyoruz. Platysmanın da altında SKM'yi kapsayan servikal derin fasyanın süperfisiyel katmanını görüyoruz. SKM'yi olduğunca sarmıştır. Süperfisiyel, bunun öncesinde anlatmayı unuttum. Süperfisiyel fasyanın derin fasyanın süperfisiyel katmanının üstünde olan sadece eksternal jugüler ve platysma yapısı vardır. Başka hiçbir yapı bulunmaz. Bunu da bilmekte fayda var. Burada süperfisiyel katman kesildikten sonra SKM laterale itilebilir, retrakte edilebilir hale gelir. Retrakte edildikten sonra burada karotis kılıfı önümüze çıkar. Ayrıca orta hatta da bir miktar burada strep kasları dediğimiz sternohyoid ve tirohyoid kasları görünür. Bunlar bir miktar retrakte edilebilir. Arkasında yani hemen derininde de özefagus ve trakea ve özefagus vardır. Pretrakeal fasciyalar karotis kılıfının medyalinden kalacak şekilde insize edildiğinde önümüze çıkan prevertebral fasyadır. Prevertebral fasyanın altında kenarlarda longus collii, tam ortada direkt vertebral cismi ve intervertebral diski görebileceğimiz boşluk vardır. Burada prevertebral fasya kesilmiş. Söylediğimiz gibi retraktör longus collii'nin içi kapsayacak şekilde kurulmuş ama bu taraf bayağı gidilmemiş. Bu illüstrasyonda öyle gösteriyor. Ayrıca burada tahmini olarak sempatik zinciri yerini söyleyecek olursak genelde transvers proses hizasında denir. Longus collii'nin de laterali diyebiliriz. Bu civarda aslında çok da uzak değil. Özellikle longus collii içine almadan aldığımız retraksiyonda kolayca, mesela şuraya koyduğumuzda biraz da geldiğimizde kolayca yaralayabileceğimiz bir yapı. Ayrıca orta hat zannedip buradan girdik diyelim. Tam orta tespit edemedik. Kenarları sıyıralım derken vertebral arter çok uzak bir yapı değil ve mortal sonuçları olabilir. Dikkat etmek lazım.
Bu da kadavra üzerinden, sadece illüstrasyon üzerinden görmüyorum dedim. Kadavra üzerinden baktığımızda burada tabii yapılar biraz daha zor görünüyor. Bizim şimdi giriş alanımızı tespit etmek için burada SKM kasını görüyoruz. SKM kasının altında, derininde karites kılıfını görüyoruz. Bu ikisi lateralde kalacak. Medialde de özefagus'u görüyoruz. Larynx'i görüyoruz. Strep kaslarını görüyoruz. Bunlar da medialde kalacak. Yani tam giriş alanımız burası. Buradan tam o hizadan da retrakte edilmiş. Tam giriş gibi görünüyor. SKM ve karites kılıfı lateralde, medialde özefagüslerin strep kasları var. Burada ALL görülüyor ortada. Yani direkt vertebral cisim var altında. Çok muskoliler görülmüyor. Başka da çok belirgin görünen yapı yok. Vertebral artere özellikle dikkat çekelim. Yakın, oldukça yakın. Muskolinin biraz derininde, lateralinde. Yine kadavra resminde, kadavra fotoğrafında. Özellikle ciltte direngi noktaları demiştik. Onu tekrar onaylayabiliriz. Hiyoid kemik 3-4, C3-4 olarak söylenmiş. C3-4'te yerleştiği söylenmiş. Tiroid kartilajın C4-5'te, biz C4 demiştik, C4-5'te olduğu söylenmiş. Tiroid kartilajında C5-6'da olduğu söylenmiş. Burada strep kasları var. Sternohyoid ve tirohyoid. Ayrıca omohyoid de görünüyor bu kesitte. Ve sternocleidomastoid kas görünüyor. SKM. Burada karışık bir görüntü var. Karışıklığın nedeni burada olması gereken klavikula alınmış. İnferiorda fazla görüyoruz. Ayrıca lateral çok açılmış. Lateralde çok fazla görüyoruz. Ben ilgili yapılardan bahsedeyim. Burada hiç retrakte edilmemiş haliyle. Karites kılıfı yok tabii. Direkt karitesi görüyoruz. Kanon karatit. İkiye ayrılmış. Bu yapı lateralde kalıyor bizim açılışımızda. Bunu laterale alıyoruz. Bakın aradan geçen superior tiroid arteri görüyoruz bu arada. Buradan gireceğiz. Tam burası giriş alanımız. Şöyle. Medialde de tiroid glandı ve strep kasları görünüyor. Ayrıca burada az sonraki slaytlardan bir tanesinde bahsedeceğim. Burada da görünüyor. Bahsetmekte fayda var. Hipoglossal sinir var. Yüksek servikal girişimlerde önümüze çıkabilir. C2-3 seviyesinde. Hipoglossal sinir. Az sonra daha anlatacağım. Onun dışında burada da retrakte edilmiş strep kasları ve orta alt yapılarının medyale retrakte edilmiş halini görüyoruz. Burada özellikle şurada ALL'yi, vertebra cismini görüyoruz. Kenarda longus colli kasını görüyoruz. Şöyle uzanıyor. Şöyle. Diğer taraftaki longus colli'yi göremiyoruz. Muhtemelen bu karatisin arkasında. Ayrıca burada belki de dikkat çekmek isteyeceğiniz şekillen laringel sinir var. Şurada görüyoruz. Özellikle fark ettiysek yine C6-7 seviyesinde ortaya geçer demiştik. Alt seviyelerde orta tarafa geçiyor. Vagus burada seyrediyor. Rekülen laringel sinir burada. Öğrenme hedeflerinden birkaçını kapsayamadım. Artık son olarak bu soruları cevaplayıp kapatacağım. Birkaçını sorumu koymadım. Bunlara değinmek istiyorum. Birinci soruyu direkt yani slide koymadan cevaplayacağım. Kök nöral foramen içinde alttaki pedikile mi yoksa üstteki pedikile mi daha yakındır sorusu. Bu lomberin tersine alttaki pedikile daha yakındır. Kök nöral foramen içinde. Servikalde lomberin tersine. Yani lomberde üst pedikile yakınken. İki, açılışta sakrifiye edilemeyecek damar ya da sinir var mıdır? Yani bunu tam anlamıyla cevabında biraz zorlandım bulmakta. Kamil Hocam'a sordum. O da sağ olsun bir bu çalışmayı ile bakmamı önerdi. Bu çalışmada C3-4 39 yaşındaki bir hastada C3-4'den osteofit rezeksiyonu yapılmış. Servikal anterior girişimle. Ameliyat sonrası artikülasyon yani konuşmada zorlanma, dizartri ve dil hareketlerinde deviasyon. Sol tarafa doğru deviasyon saptanmış. Hipoglossal sinir hasarı olduğu anlaşılmış.
Bu yazarlar retraktör, yani retrakte etmenin, bunu fazla germenin hipobilissel sinir hasarına yol açtığını söylüyor. Bundan korunma olarak da rekören sinirde de söylediğimiz gibi daha gevşek retraksiyon ve ara ara gevşetme öneriliyor. Ayrıca bu aynı çalışmanın kaynaklarından bir çalışmaya baktım. Yüksek anterior servikal girişimin ilgili anatomisi şeklinde. Burada özellikle şöyle biraz daha oryantasyonu artırmak için şurası C2-3, burası C3-4. Bayağı yaklaştırılmış bir görüntü. Siyah ok, az önce söylemiştim, az önceki bir dist kadavra şeyinde, fotoğrafında. C2-3 seviyesinden orta, yani bizim ameliyat alanına girebilecek hipoglossus siniri vardır. Buna dikkat edilmeli. Ayrıca siyah okla da superior tiroid arteri burada dikkatini çekmiş okuyucuların bu yazı. Ayrıca aynı çalışmadan belki de bu soruya, yani sakrifiye edilmeyecek yapılar var mı sorusuna belki de en net cevabı verecek bir tablosu var bu çalışmanın. Üst anterior servikal girişimin ilgili anatomisi şeklindeki araştırmada. Burada şunu görüyoruz. HS hipobilissel sinir, ISLS internal superior laringel sinir, superior tiroid arter, superior laringel arter. Bunlar da açıklamasını yazdım. Üst seviyelerde hipobilissel sinir yaralanması. Burada daha çok aslında C2-3'ten bahsediyor bu yazı. C3-4'te bahsetmemiş bile. Az önce hatırlarsanız az önceki vaka sunumunda C3-4'te bir girişimden sonra hipoglossus etkilenmesi olmuştu. Neyse, üst girişimlerde hipoglossus sinirini yaralayabileceğimiz, altlarda da yine farklı yaralanmalara neden olabilecek, hani sakrifiye edilemeyecek yapılar var. Burada superior tiroid arteri aslında çok içermemek lazım. Bunu birçoğu yazar superior tiroid arterin sakrifiye edilebileceğinden bahsediyor. Ama muhtemelen beraberinde, sadece superior tiroid arter değil, beraberinde birkaç şeyle beraber yaralandığında çıkan kliniği söylemiş. Aydan hocam, sözünüzü kesiyorum ama formatımız gereği sunumlarımızı 45 dakika sınırlı olup isterseniz sunumumuzu hafiften toparlayabiliriz. Tamam. Son slide mı? Son soru. Tamam, 45 dakika oldu mu şu an? Hemen 3 dakikanın son 3 dakika. Tamam, 3 dakika. O zaman zaten 3 dakikalık bir şey anlatacağım. O zaman tam ayarlamışız. Son soruda ünsürat çıkıntıların medial açıklığı ne kadardır ve anteriorda posteriorda aynı mıdır şeklinde bir öğrenim hedefi vardı. Burada da direkt ünsürat proses ve etrafındaki yapıları araştıran bir çalışmada ünsürat prosesin çok ayrıntılı incelemesini buldum. Burada özellikle bizim sorumuzun cevabı burada. Ünsürat proses, iki ünsürat proses arası mesafe anteriorda ortalama, tüm servikal vertebralarda ortalama 18.6 mm bulunmuş. Posteriorda 13 mm bulunmuş. Yani anteriordan posteriora gittikçe daralıyor. Ayrıca C3-7 arası ölçülerde de C3 endar, C7 endar bulunmuş. Ayrıca bu çalışmadan bir tane önemli bir bilgi çıkıyor. Unkovertebral eklemle vertebral arter ilişkisi açısından bu çalışmada, aynı çalışmada şuna bakmışlar. Her seviyede unsinat eklemin lateral duvarından, üst ucundan ve anteromedial noktasından vertebral artere uzaklığına bakılmış. Lateral duvarından uzaklığına bakarsak en yakın C4'te, en uzak C7'de bulunmuş. Ortalama da 2 mm. Yani burada aslında odaklanmasını istediğim yer bu. Yani unsinat eklemle vertebral arter arasında 2 mm vardır. Bunu da şunun için söylüyorum. Burada mesela bu kesitte unkovertebral eklemi görüyoruz, pedikülü görüyoruz. Bu temiz unkovertebral eklem dümdüz görünüyor. Bu foramende bir sıkıntı yok. Ama burada baktığımızda unkovertebral eklem sinir köküne ciddi basmış, osteofit var. Biz ameliyatla unkovertebral eklemi çıkarmayı planladık.
Bilmeliyiz ki vertebral arterin 2 milimetre yanında çalışıyoruz. Bu açıdan ciddi önemlidir. Bunun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinleyenlere teşekkür ediyorum, katılımcılara. Çok da teşekkürler. Ayrıca Kamil Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Sunum için çok katkısı oldu. Takıldığım yerlere hep onu sordum. Cidden benim de içimin rahat ettiği bir sunum oldu en sonunda. Teşekkür ederiz Aydan abi bu güzel sunumun için. Olun. Yani benim gibi yeni başlayan bir asistan için hani çok güzel ve faydalı bir sunum oldu. Öncelikle kendi adıma çok teşekkür ederim. Olun. Aramızda bizim kliniğimiz asistanlığının pediatrik nöroşirurji rotasyonu için yanına gittiği Elif Hoca, doktor öğretim üyesi Elif Hanım var. Bu konuyla alakalı Elif Hocam eklemek istediğiniz... Evet, merhaba, duyuluyor mu sesim acaba? Herhangi bir şey var mı? Sesim duyuluyor yani. Tamam. Aydoncığım, öncelikle ağzına sağlık. Çok güzel toparladın. Çok profesyonelce hazırlanmış bir sunum. Ağzına sağlık tekrar. Şöyle anatomi elbette bizim branşımızda çok önemli. Servikal anterior anatomi de oldukça önemli. Senin bahsettiğin gibi eğer anatomik plana, kas planlarına, fasya planlarına dikkat edilmezse çok keyifsiz bir cerrahiye dönüşebilir. Anatomik yapıların arasında kaybolunabilir. Özellikle kas planlarına çok dikkat etmek lazım. Soru olarak değil ama hani katkı olarak bunu belirtmek istedim. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkürler abla. Sağ olun. Katkınız için. Teşekkür ederiz Elif Hocam. Şöyle, ben teşekkürleri ve ileteyim bir yandan Aydan abi. Doktor Baran Taşkal'a bu güzel sunum için teşekkür ediyor öncelikle. Doktor Seçkin Kaya çok teşekkürler. Elinize sağlık demiş. Kliniğimiz uzmanlarından İsmail Ertan Serin hocamız, Aydoncığım çok teşekkür ediyorum güzel sunum için demiş. Doktor Selim Bozdağ kliniğimiz asistanlarından, harikaydı teşekkürler Aydoğan demiş. Edwin Vasfi, Doktor Edwin Vasfi çok güzel bir sunum teşekkürler demiş. Doktor Sercan Savaş Yalçın emeğinize sağlık demiş. Burada Doktor Burak Özdemir bu sunum için teşekkür etmiş. Kliniğimiz asistanlarından Doktor Ramazan Ödefe çok teşekkür etmiş. Şöyle soruları alabiliriz sunumla alakalı. Teşekkürler için ben de teşekkür ediyorum katılımcılara. Herhangi bir evet bir sorumuz var. Doktor Baran Taşkalın'ın bir sorusu varmış. Sağ taraftan yaklaşımlarda özellikle korpektomi yapılırken sol taraftan daha fazla kemik rezeksiyonu oluyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz demiş. Yani açı anlamında genelde sağ taraftan yaklaşımda derine indiğimizde sol tarafla daha çok sol tarafla muhatap oluyoruz. Herhalde onunla alakalı anladığım kadarıyla. Yani daha fazla kemik daha ortadan nasıl alabiliriz? Yani sola ağırlıklı olmasın, daha ortalama bir şey istiyorum diyorsunuz herhalde. Onun için de ayrıca verebileceğim bir açıkçası şey yok. Tavsiye yok. Genelde cerrahın eli ne taraftan girdiyse diğer tarafa doğru kayıyor. Yani diğer tarafa biraz daha kolay ulaşıyor. Ya bunu bilip belki ona dikkat ederek diğer taraftan almaya çalışmak, kendi tarafından almaya çalışmak da olabilir. Yani yine katkı yapmak isteyen ben de cevabı duymak isterim. Cerrahi anlamdaki soruları Profesör Doktor Ali hocamızın sunumunda tekrar hani konuşacağımız için o zaman alalım. Şu an anatomik hani servikal anatomi ile alakalı sorularımızı alabiliriz öncelikle. Göksin Nilüfer Demirci hocamız teşekkürler demiş. Doktor Hakan Millet teşekkürlerini sunmuş. Bilgilerimiz tazelendi bu güzel sunum için demiş. İbrahim Ekici sunum için çok teşekkürler. Güzel bir sunum demiş.
Klinimiz asistanlarından Doktor Nurullah Kösmen'e eline sağlık Aydan Hocam. Mükemmel bir sunumdu demiş. Doktor Emre Sağlam elinize sağlık. Güzel ve detaylı bir sunumdu. Teşekkürler demiş. Nehir Doktor Nehir Atalay teşekkürler teşekkürlerini sunmuş. Mehmet Serdar Bey sunum için teşekkürler demiş. Bir de teşekkür ve herhangi sorularda kurum, şehir yazarsak daha iyisi takdim edebilirim. Bunu da hatırlatayım buradan. Trabzon'dan Doktor Güngör Usta, ağzına sağlık Aydoğan. Gayet güzel ve bilgilerimizi tazeleyici bir sunum oldu demiş. Teşekkür, bayağı bir beğenilmiş Aydoğan abi sunumu. Kapatmadan önce son sözü hocamız Kamil Sucu'ya bırakmak istiyorum. Kamil abi eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Sunmadığın 3 tane teşekkür var. Onları ben aktarıvereyim. En sondan başlarsak Mehmet Emin Bektaş. Emenize sağlık. Güzel bir sunumdu. Aydar Paşa Numune İstanbul diyor. Hakan Millet bilgilerimiz tazelendi. Teşekkürler dedi. Yazmış. Onu atladın herhalde. Ve Göksin Nilüfer Demirci teşekkürler demiş. Aydoğan'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, detaylı ve kolay anlaşılır bir sunumdu. Aydoğan da kıramadı. Mustafa Başkaya hocamızın rekorunu. Orada bir şey oldu. 137'de kaldın Aydoğan katılımcı sayısı olarak. Artık bir dahaki sefere biraz zorlarsın.